Merhaba sevgili seyirciler. Bir haftalık aradan sonra bir pazartesi daha Bursa'da spor programıyla yeniden karşınızdayız. Ben Serkan Yetişmişoğlu. Değerli konuğum Faruk Korkmaz hocamla birlikte yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlere soru, görüş ve önerilerinizi Facebook'taki bu videonun altına yazabilirsiniz. Sorularınızı bekliyoruz. Saat 17'ye kadar sizlerle birlikte bu programı interaktif bir şekilde yürütmeyi planlıyoruz. Öncelikle hocam hoş geldin diyeceğim ve hemen konulara başlayacağız. Gündem yoğun. Evet. Faruk hocam nasılsınız? Sağ ol. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben de seyircilerimize iyi bir program seyretmelerini diliyorum. Eyvallah. İnşallah bu playoff öncesi güzel program yaparız. Tabii hocam, şimdi playoff öncesi sizin gibi tecrübeli teknik adamların, pro lisans sahibi bir Bursa'daki teknik adamlardan biri olarak stratejileri daha çok merak ediyorlar hocam. Geçen hafta da mesela Yalçın Gündüz hocam buradaydı. Evet. O zaman Yalçın hocamın stratejisi şuydu. Yani en az bir puan alırsak Akhisar'la eşleşmeyi yeğlerim şeklinde. Ama şimdi tabii Bursa Spor Hatay'da son hafta maçını oynadı. Orada bildiğiniz yedekler. Selezov artı onlu bir rotasyon dedim ben ona. Hani diyebilirsiniz ki Recep Aydın da vardı geçen haftaki kadrodan ama az kadroya göre 10 değişik adam yedek vardı. Evet. Şimdi Bursa'da bırakılanları da hatırlayalım hocam. Biz timsah saatinde sevgili Mehmet Ali ile burada konuştuk ama bizi yeni izleyenler için. Kaleci Çağlar'la beraber savunmadan Anıl, Diara, Keremcan Akyüz. Orta sahadan Şehu, Traore, kanatlardan Serdar Özkan ve kaptan Özer Vurmacı. Özer'in tabii biraz hafif sakatlığı da var. Onun durumunu bilmiyoruz. Açıklanmadı çünkü. Bugün son hoca... maç oynamadı zaten. Önceki maçta oynamadı. Evet, orada bir sıkıntı var. Hoca bugün kulüp kanalına, YouTube kanalına konuştu ama orada da herhangi bir bilgi verilmedi. Hocanın stratejisiyle ilgili de bilgi yok. İnşallah yeneceğiz, tur atlayacağız taraftarımızla birlikte falan gibi. Hocam klasik söylemlerde bulundu. Özer Urmacı'nın durumunu bilemiyoruz ama 8 oyuncuyu, as oyuncuyu götürmedi hoca. Selezov'u sayarsak 9. Bunlara Burak Kapacak'la Burak Altıparmağı da eklediğinizde, ki bu oyuncular Hatay'da sonradan oyuna girdi, klasik 11'i sayabiliyoruz. Siz hocam Hatay'dan başlayalım dilerseniz. Daha sonra sevgili seyirciler sizin sorularınız eşliğinde etap etap çarşamba akşamı saat 9'da oynanacak playoff maçına. Adana Demirspor'la ilk maç burada biliyorsunuz. 22 Temmuz çarşamba akşamı saat 21'de. Hemen rövanşı da 26 Temmuz 4 gün sonra pazar akşamı Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda yine aynı saatte gece 21'de oynanacak bu iki maç. Aynı saatlerde de önce Karagümrük Akhisar eşleşmesi var. Rövanşı da pazar akşamı büyüklerin sahasında olduğu için, yani 3'te 4'te bitiren anlamında söylüyorum bunu. Üst sırada bitiren takımların sahası olduğu için rövanşta Akhisar'ın sahasında pazar akşamı Akhisar Karagümrük şeklinde. Bu arada hocam maçın hakemi de belli oldu, Mete Kalkavan. Evet. Ona da geçeriz. FIFA kokartlı bir hakem. Sizin de yakından tanıdığınız bir hakem. Ona da detaylandırırız ama yine salı akşamı ben maddeleri hızlı bitirmek için değil de unutmadan söyleyeyim diye söylüyorum. Salı akşamı da Bursa Spor taraftarı Texas grubu açıklama yaptı. Biz dedi, Bursa Spor son antrenmanını salı akşamı 20.30'da Timsah Arena'da yapacak. Bu antrenman taraftara açık olacak ve biz de gidip meşalelerle takımımıza moral ve destek vereceğiz diye bütün taraftarları Texas grubu Güney Kale Arkası dediğimiz Texas Kale Arkası'na bekliyor. Hani geçen sene vardı hocam öyle bir meşaleli 30 Ağustos net olarak tarihini söyleyeyim. Bir çift kale yaptırmıştı Samet Hoca. U21 vardı o zaman. U21'e karşı. Orada meşaleler yanmıştı. Maytaplar falan. Çok müthiş bir ambiyans ortaya çıkmıştı. Biz hala o fotoğrafları kullanıyoruz. Çünkü biliyorsunuz resmi maçlarda meşale yakmak yasak. Bu açıdan bakıldığında bu detayları Bursa Spor'un stratejisinde olmalı. İnegöl Spor'un bu akşam Manisa FK ile maçı var saat 8'de. Antalya Belek'te. O maçı da Aspor dönüşümlü yayınlayacak. Hekimoğlu Trabzon Sancaktepe maçıyla. Zira bu iki maçın galibi de yarı finalde birbiriyle oynayacak. Daha sonra 22'de de diğer iki maç var. Bunları konuşacağız tek tek diyelim ve hocam Hatay maçı, Hatay şampiyon olmuştu. Şampiyonluğu garantilemenin vermiş olduğu moralle Bursa Spor'un karşısına çıkmıştı. Ama Hatay'ın yine çok büyük olmasa da ufak çapta bir rotasyonla sahaya çıktığını gördük. Bazı oyuncuları dinlendirdi Mehmet Altıparmak. Bursa Spor'un 10 genç ve yedek oyuncuyla bu maça Selezov artı Selezov'la çıkmasını ve kadro stratejisini nasıl buldunuz? 8 asın Bursa'da kalmasıyla birlikte, evet, ki bu açıklanmamıştı giderken. Evet. Şimdi burada hoca kesinlikle
playoff'u düşündüğünü belli etti maçta çıkardığı kadroyla. Dedi ki ben çarşamba olacağı da duyulmuştu zaten. Aynen. Rakip, yani çarşamba günkü rakip hiç önemsemeden, kimi çıkacağını gözetmeden. Öyle mi diyorsunuz? Yani buradan o çıkıyor. Yoksa bir puan alsaydık Adana Demir'le eşleşmek istemeyen bir teknik direktör olarak öyle bir... Akhisar'ı gözüne kestirseydi. Ama kendi takımını 3 gün sonra oynanacak çok önemli bir müsabakaya. Bir de uçak var, deplasman var. Dinlenmiş olarak çıkarmak istedi. Ben saygı duyuyorum. Bence çok yanlış bir strateji değil. Doğru da buluyorum. Evet. Bilmediğiniz için soruyoruz hocam. Yani. Tabii ki. Tabii yani her hocadan hocaya değişir ama yani empati yapmak gerekirse kendi takımınızı 3 gün sonra oynanacak çok önemli bir maçtan önceki müsabakada dinlendirebilirsiniz. Yani bir de hocam bir daha pazara gene maç var. Çünkü burayı hakikaten takımınızı bir idareli kullanmak çok önemli bu. Bir de yaşlı bir takım. Yaşlı bir takımız. Baktığın zaman ama çok da esasında bizim oyuncularımızın yani Burak oynamıyor orta sahada. Burak altı parmak oynamıyor. Selçuk oynuyor. O da yani çok tecrübeli oyuncular. Yani dediğin gibi. Ama ben ilk 11'e göre yedek diyorum. Evet yani ama bizi burada üzen mevcut oynayan oyuncularımızın çok kötü bir performans göstermesi oldu. Yedekler ısırmadı. Ben bu formayı istiyorum havası yani, vermedi bana. Aynen öyle. Çok kötü bir müsabaka çıkardılar. Gerçekten özellikle kişisel hataları ve takım oyunu olarak yani bizim için playoff öncesi bu yedek kadronun göstermiş olduğu mücadele beni gerçekten bir şaşırttı. Yani hocam çoğunu siz çalıştırdınız çünkü altyapıda evet, teknik sorumlu olduğunuz Vakıfköy'den. Biraz daha ben daha bir iyi mücadele, daha bir oyun bekliyordum. Evet. Fakat maalesef görmüş olduğumuz oyun bizi son derece üzdü. Ama dediğim gibi o maçı artık cumartesi günü saat 7.30 itibariyle Hatay'da bırakmak lazım. Gerçekten çok önemli. Ama o, biz de oradan başlıyoruz hocam. Mevzu tabii ki, oradan başlıyor. Tabii ki. Çok önemli 3 tane 3 müsabakaya çıkacağız. İnşallah 3 müsabakaya çıkacağız. Yani 3 maçlı minilik diyoruz ama tabii 2 evet, maçta kalmasın. Minimum 2, maksimum 3 müsabakaya çıkacağız. Hakikaten 4 milyonluk kentimiz Bursa'nın şampiyonluk yaşamımız Bursaspor'un tarihi için çok önemli bir 3 müsabakaya çıkacağız. Dediğim gibi senin sorduğun soruya gelmek gerekirse ben de hocamızın bu yaptığı stratejiyi doğru buluyorum. Yani takımı dinlendirme, takımı rotasyon. Takımı dinlendirmesi. Zaten şampiyon olmak istiyorsan yarı final, final çok önemli değil. Playoff'ta kim gelirse zaten yenmen gerekiyor. Evet. Oyuncularını dinlendirerek o yolu seçti. Bu yola da saygı duymak lazım. İnşallah karşılığı çarşamba günü dinlenmiş bir takımla alır biz diye umut ediyorum. Vallahi hocam tabii ki haberler de yağıyor bu arada. Evet. Yani bugün federasyon başkanı gitti Hatay'a kupasını verdi sabah evet, saatlerinde. Evet. Biraz önce Beyin Spor kaynaklı internetten şu anda düştü. Mehmet Altıparmak'la klasik Hatay Spor yollarını ayırmış. Şampiyon evet, hocayla bir klasik 3 kere üst üste takım çıkaran toplamda 4 evet, galiba. Evet. Mehmet Hoca bir dönem Bursa Spor'da gelen ama forma bulamadan sakatlanıp giden evet, Mehmet Altıparmak. Benim de pro lisans kursundan kurs arkadaşımdı. Değil mi? Enteresan değil mi hocam? Bu yani sen birincilik hocasısın. Oralarda takıl. Bizi şampiyon yaptın alt birimine. Maalesef böyle bir şey oluşmaya başladı. Yafta yapışıyor bizim gibi antrenörlere. Maalesef yani hangi ligde başlarsan o ligde devam ediyorsun gibi oluyor. Nasıl neden bir şey hocam? Böyle oluyor bilmiyorum. Ama bence de Mehmet Hoca yapmış olduğu başarılarla orada çalışmayı hak ediyor. Süper Lig'de çalışmayı hak ediyor. Ama enteresan tabii sizin de bilmediğimiz için bir şey diyemeyeceğim. Tabii sezon başı Akhisar'daydı. Bursa Spor'da adı geçmişti ama Bursa Spor ben kendisiyle konuşmuştum. Tahta açılmayacak galiba Serkan dedi. Ben de diğer tekliflere bakacağım dedi. Ve evet, iki gün sonra Akhisar'dan çıktı. Evet. Normaldi. Şimdi Akhisar'a Yılmaz hocamız var. Evet. Hayat böyle bir şey. Evet. Şifo Mehmet sezon başı neredeydi? O Erzurum'u çıkardı gibi gibi. Tabii şimdi bakalım Erzurum Şifo Hoca'yla devam edecek mi? Ona da bakacağız. Ha, Şifo Hoca'nın şöyle iki türlü şeyi var, özelliği var. Hani adı Şifo diye söylüyoruz. Evet, yani, tabii ki. Özdilek. Hem Süper Lig'de hem birincilikte takım çalıştırdığı için o biraz daha İsviçre çakısı gibi. Çift bıçak. Biraz da şanslı gibi. Yani tabii Mehmet Hoca açısından yani üzücü bilmiyorum. Belki de kendi böyle bir yolu tercih de etmiş olabilir. Tam işin iç yüzünü bilmiyoruz. Fakat Mehmet Hoca da son 3 senede dediğim gibi galiba şöyle de bir özelliği takım çıkarıcı var. Bir önceki sene finalde kaybeden takımı çıkartıyor gibi. Evet. Bir, yani Bursa'da Gazişehir. Geçen sene Hatay kaybetti herhalde finalde. Erzurum muydu?
Erzurum-Hatay maçı mı vardı geçen sene bilmiyorum finalde. Erzurum düştü. Hatay-Gazişehir. Gazişehir çıktı galiba. Hatay-Gazişehir çıktı. Gazişehir'le çıktı. Karıştırmış olabilirim hocam. Hatay-Gazişehir olabilir. Yani Bursa'da finalde, Gazişehir'i Mehmet Hoca çıkardı. Evet yani finalde karşılaşıp üzdüğü takımı bir sene sonra çıkarıyor diye biliyorum Mehmet Hoca'nın. Öyle bir özelliği de var. Hayırlısı olsun hem Hatay Spor için. Evet. Tarihinde ilk defa herhalde Süper Lig'e geldi. 53 yıllık tarihinde, 53 yıllık Süper tarihinde, Lig'inde 64. da değişik takımı. Güneyden bir, Güneydoğu Anadolu'dan bir takımımızın da evet, burada ligde olması renk katacaktır. Hatay deplasmanları inşallah bizi Süper Lig'e çıkarır. Aslında hocam şimdi coğrafi olarak Antalya bölgesi, Akdeniz bölgesi. Evet. Ama tabii sonradan yani şey olduğu için Güneydoğu'ya yakın bir, evet, Suriye'ye yakın bir, aynen öyle, yani ilimiz. Tam arada kalıyor Akdeniz bölgesiyle Güneydoğu'nun. Yani inşallah bize çıkarsak Hatay deplasmanı her zaman keyifli bir deplasman olacaktır. Yani mutfak kültürüyle, tarihiyle inşallah biz de seneye Hatay'la birlikte Süper Lig'de oluruz diye umut ediyoruz. İnşallah. Buradan bir şeyim, temennimiz bu. Evet, birkaç mesaj da gitmeden okuyalım hocam. Sağ olsun Yalçın Gündüz hocam da bizi izliyor. Kendisini selamlıyoruz buradan. Efe Gökata demiş ki, merhaba Serkan abi, sessiz kalmayalım, masada bitecekler işi yoksa diyor. Adana Demirspor'un siyasi gücü ortada demiş ve şöyle devam etmiş. VAR hakemi olan Ali Şansalan geçen sezon 1. Lig'de 9 maç yönetmiş. 5'i ADS maçı, Adana Demirspor maçı. Adana Demirspor bu 9 maçın yönettiği 5 maçta Adana Demirspor kazanmış diyor. Tabii bu VAR hakeminden bahsediyor. Hı hı hı. Şimdi playoff'ta VAR biliyorsun sistemi, evet, var. Evet. Tabii Efe'nin bu söylediğini ben tırnak içinde iletmiş olalım. Mete Kalkavan maçın hakemi. Şimdi Mete Kalkavan'la ilgili tabii çok spekülasyonlar var ama bu sene ben baktım 1. Lig'de hiç maç yönetmemiş. Sonuçta FIFA hakemi. Evet. Ve federasyonda merak edebilerek bu maçlara FIFA hakemi veriyor. Ali Şansalan da yeni FIFA oldu galiba. Hı hı hı. VAR'daki hakem. O da bu ara iyi gidiyor. Dün de bir maç yönetti. Evet. Önemli bir maç yönetti. Lig'de zirveye yakından ilgilendiren bir maç yönetti. Fener maçını Halil Umut Meler yönetti. Yani bir anda gözüm Fener maçına takıldı, evet, da acaba oradan kopya çekebilir miyiz diye baktım. Evet. Bakarız, önemli değil. Şerif Tekin Gözde, merhaba kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Selamlar, saygılar hocama demiş. Efe, Mete Kalkavan'ın bir takıma yakın olduğunu söylüyor ama ben şimdi buradan okuyup da hani spekülasyon yaratmak istemiyorum. Zaten onu hani camiayı bilenler. Yani çok bunlarla... Mete Hoca'yı sen Samsun'dan tanıyorum demiştin hocam. Yani evet, Mete Hoca'nın babası rahmetli. Çocukluğunu bilirim derler, evet, ya. Evet, rahmetli babası bizim Samsun Spor'da oynarken 93 yılında, 92-93 yıllarında bizim yöneticimizdi. Hmm. Mete de o zaman antrenmanlara gelirdi. Başkan yani, kimdi hocam? İsmail Uyanık'tı. Ha, Uyanık'tı, tamam. Yani o dönemden de bence. Mete Kalkavan da bence iyi hakem. Yani bence şehir olarak enerjimizi hakemlerle, şurada 3 gün kaldı. Hakemlerle tabii, tabii, kaybetmememiz lazım. Yani enerjimizi oraya harcamamamız lazım. Sonuçta Adana Demirspor'un bir siyasi gücü var deniyor ama bak playoff oyunu ilk ikiye girip çıkamadı. Yani Erzurum'u geçemedi mesela. Sonuçta Altay'ı yenemedi. Son 2-3 maç kala her şey onun elindeydi. 3'te 3 yapsa çıkıyordu. Yenemedi yani. Takıldı. Sonuçta yenemedi ve takıldı. Playoff oynuyor. Onun için çok bunlara takılmadan biz de çok büyük bir camiayız. Gerçekten çok büyük. Yeter ki biz birlik olalım. Biz birlik olduğumuzda neler yapabileceğimizi 2010 senesinde de gösterdik. Gösterdik. Aynı 2004'te de düşüp 2006'da çıkıp dip yapmışken, evet, 4 sene sonra, evet, şampiyonluk geldi. Levent Kızıl Başkan'la, tabii, şampiyonluğumuz var. 2010'da rahmetli İbrahim Yazıcı'yla. Yani buralarda olmak bize hepimize üzüntü veriyor. Ama dediğim gibi çok fazla hakemlere takılmadan, konsantrasyonumuzu kaybetmeden... Salı akşamı inşallah senin de söylediğin gibi taraftar moral verecek 8.30'da Timsah Arena'da. İzin verirse sosyal mesafeye uyarak. O önemli tabii, bunu sanıyorum orada değerli güvenlik görevlileri de bu konuya özen gösterecektir. Taraftarlarımız da zaten Texas'ta sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptılar, evet, sosyal medyadan. Maskesiz almazlar herhalde. Bu arada Federasyon Başkanı Nihat Özdemir bugün Hatay'dayken yaptığı açıklamada, yeni sezonu biz tabii ki seyircili oynatmak istiyoruz liglerde. Fakat tabii %100 olamaz. Bu %35, %40 dolaylarında taraftar stadyuma göre yüzde taraftar sayısı olarak başlatmayı planlıyoruz. Ama tabii son kararı devletimiz o günkü şartlarda verecek dedi. Tabii şimdi bu lafa göre hiçbir kulüp kombine satamaz. Satmaya başlayamaz ya da anons edemez. Evet. Tamamen son günlere kadar bu beklenecektir diye tahmin ediyorum.
Yani çok, 15-20 gün kalıncaya kadar. Çok büyük bir felaket geldi. Dünyanın başına felaket hepimiz, geldi. Hepimiz, evet. Gerçekten özellikle Allah korusun. Toplu yapılan sporlar, gösteriler, bunun gibi organizasyonlarda çok sıkıntı var. Ne diyelim, bir an önce aşı bulunsun, ilacı tabii, bulunsun, tabii, tedavisi bulunsun. Tabii hepimizin ortak temennisi yani o. Aynen öyle. Kulüpler zor durumda. Kulüplerin ciddi gelirleri düştü. Sponsorluklar muhakkak azalıyor. Evet. Tribün gelirleri kaybediliyor. Belki yayıncı kuruluş, tahmin ediyorum, biraz daha indirim istiyor herhalde. Basından yine yine evet kadarıyla. O bomba oldu yani biraz. Evet, ödeyemeyeceğini söylüyor. Yani biraz rakamlarda şişmişti gerçi. Onlar biraz yerine oturacak ama işte herkes hesabını gelecek paraya göre yapıyor hocam. Evet, evet. Yani herkes biraz daha ayağını yorganına göre uzatmak zorunda diye bir şeyler gerekiyor. Yani bizim de bu hengameden bir an evvel çıkıp Süper Lig'de hiç olmazsa dişe dokunur bu gelirlere ortak olmamız lazım. Kulübümüzün daha sormayın, güzel sormayın şartlarda yaşayabilmesi için. Yani bu bir, hani Emrullah Şalk da söylemişti, beka meselesi diye. Evet. Hakikaten yani tabii böyle deyip de kendimizi strese sokmamamız lazım. Ama bir taraftan da tedbirleri ona göre almamız gerekiyor. Zira yani biz bu sene çıkamasak ölürüz biteriz lafı çok dillendiriliyor ama bir taraftan da işte işte iki sene sonra Süper Lig'de bir oyuncu, üç sezon sonra, bu sezon değil de evet, 2021-22'de Süper Lig ilk 11'de bir oyuncu diyor. Evet. Şimdi buna Trabzon, Bursa sevinmeyecek de kim sevinecek? Hani bir de biraz da Gençler Birliği. Değişmezse. Tabii. Bir de hocam şöyle de bir delebilirler onu. Bence altyapısında iki sene oynamış diye bir madde koyarlar. Evet. Sen bu sene alırsın o oyuncuyu. 19-20 yaşında iş yapabilecek. Nasıl hani Buca Muca Manisa'dan Fenerbahçe topluyor. Evet. Öyle bir oyuncu alır. Altyapıda gerçi rezerv takımdan başka da takım yok. U19'dan yani başka takım yok. Şimdi bizim için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani birkaç takım için ama yani bir Anadolu takımı için, ne bileyim, bir Rize, bir Malatya, bir Sivas. Hatay. Ama Sivas, Murat bizlerle birlikte çok ciddi bir altyapı yatırımı yaptı. Hatay'da var mı altyapı mesela? Yani Hatay. Yani bilmiyoruz. Bunlar, bu gibi altyapıya çok ciddi yatırım yapamayan. Erzurum. Yapmayan takım Erzurum. Bunlar altyapıda hangi oyuncu oynatacaklar? Yani bu kural delinebilir diye hocam düşünüyorum. Hocam delmek için oraya iki sene altyapıda oynamış diye bir madde koyarlar. Daha onun detayları açıklanmadı çünkü. Evet, evet. Yani. O zaman ne oluyor? Sen 19-20 yaşındaki çocuğu alacaksın parayla, umut vadeden çocuğu. İki sene aşağıda onu oynatacaksın yalandan. Yani hop yukarı. Yani bu işler zorlamayla çok olacak gibi gözükmüyor. İlk 11 bana biraz şey geldi. Yani, zorlama geldi yani. Çok zorlamayla olmayacak. Adam 25. dakikada çıkar. 5 oyuncu değişikliği var zaten. Ya yoksa. Çıkartmaz mı hocam? Elinde oyuncu yoksa olmayacak oyuncuyu mu oynatacaksın? Olmayacak oyuncuyu mu oynatacaksın? Koyacaksın oraya. Sonra diyecek ki şu bu kötü oynadı, 25. dakikada çıkar. Yani oyuncunun. O çocuğa yazık değil mi? Aynen öyle. İyi oyuncu olmayacağını bile bile onu oynatabilmek, oynatmak, mecbur kurallara uymak. Yani zorlamayla oyuncu yetişmez. Hocam bir de zaten hani 8 yabancı, 6 yabancıya doğru düşecek. Yerliler daha da önem kazanırken bir de olmayacak oyuncuyu oraya zorla monte etmenin anlamı yok zaten. Yani işi başından çözmek lazım. Daha önceki programlarımızda da söylediğimiz gibi Serkan. Aynen. Buraya mali denetim getireceksin. Giderin gelirini aşmayacak. Ondan sonra bırak, 20 yabancı mı alacak, 5 yabancı mı alacak, NBA 3 gibi tane hocam mi alacak? Salary cap diyorlar ya. Evet. Sattığın kadar alacaksın, aldığın kadar satacaksın. Bitti yani. Ve de 10 liraysa gelirin, 10 lira harcayacak. O zaman bu harcamalar, ister bu 10 liranın içine 20 yabancı alsın. Ama şu anda 3 tane alsın yani. Şimdiden hiç. Zaten onlar 15-20'yi buldu hocam. Yani 10 liraysa gelirin, adam 20-30 harcıyor. Yani ama işte, finansal fair play Avrupa'ya gidince de demokrasinin kılıcını sallandırıyor UEFA. Onun için bunları halletmeden, yoksa altyapıdan şunu oynatacağım, bunu oynatacağım, zorlamayla oyuncu yetişmiyor. Bunları daha önceki senelerde gördük. Değil mi hocam? Maalesef bence de yanlış karar olduğunu düşünüyorum. Evet, Hatay'ın mali disiplinler daha önemli diye düşünüyorum. Mali disiplin olmazsa olmaz, zira Bursaspor'un enteresan bir özelliği var. Süper Lig ve 1. Lig'in toplamında en çok borcu olan 5. takım. En çok dekodur satılan 5. takım Lig TV bazında, yani yayıncı kuruluş. 5. şampiyon. 5. şampiyon. Süper Lig'in altında da baktığınızda bu 36 takımda 5. en çok borcu olan. Süper Lig'de zaten hem stat olarak 1 numara 45 bin kişilik timsahaneyle, hem de borç olarak 1 numara, hem de tarihi tersten yazıp Süper Lig'den düşen ilk şampiyon takım olarak. Dün 6. şampiyon geldi. Ona zaten 5. şampiyon muamelesi yapılıyordu. Çünkü sen yoksun ortalıklarda. Evet. Evet. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Şampiyonlara verilen sezon başı şeyden de yararlanamadık herhalde. Bir, onu öyle diyorlar ama süperlikte olmadığımız için. 3,5 milyon TL gibi bir şampiyonluk dilimi var. Evet. O da
ben onu tekrar araştıracağım. Bu sene mesela çıkamasa gene mi alamayacağız falan gibi. Birçok şey var. Bugün de İrfan Hoca basın toplantısı demeyelim de ona kulüp televizyonda konuştu. Yeneceğiz dedi. Bu turu geçmek istiyoruz. Büyük taraftarımıza bütünleşip işte onların manevi desteğiyle kazanmak istiyoruz. Futbolcular da bunun bilincinde diye. Gerçi klasik şeyler söyledi ama oyun stratejisiyle ilgili bir şey söylemedi ya da sakat eksikle ilgili. Zaten sarı kart statüsü bitmişti. Oradan bir eksiğin yok. Kırmızı kart sıfırlandı. Evet. Çift sarı kart görürse galiba finalde oynayamıyor. Yarı final statüsünde. Tabii hani Allah korusun kırmızı görseydi Hatay'da ilk resmi maç oynayamayacaktı. Tabii ki. O ayrı mesele ama sarı kartta sıfırlandı. Şimdi hocam gelelim yavaş yavaş çarşamba stratejisine. Evet. Siz cumartesi oynadınız, döndünüz, pazar tatil yaptınız. Bu sabah başladınız idmanlara. Durum bu. Bursaspor adına. Bugün yarın, yarın akşam da taraftarın önünde artık bilmiyorum taraftar sonuna kadar duracak mı yoksa yarım saat mi o konuda bir açıklama yapılmadı ama Timsah Arena'da bir taktik idman deseniz herkesin içinde taktik de olmaz. Al ver olur. Hocam siz daha iyi biliyorsunuz. Yani bu daha çok bütünleşme antrenmanı gibi gözüküyor. Evet. Bu izin verirse. Ben maçla ilgili söyleyeceğim. Nasıl bir strateji bekliyorsunuz? Özer'in durumunda bilmiyoruz. Evet. Ben kesinlikle yani çarşamba akşamı maçın yani turun bizim orada biteceğini düşünmüyorum. Yani muhakkak ikinci maça yansıyacağını. Hani böyle afaki bir skor çıkmayacak iki taraf adına da. O zaman şunu söyleyebilir miyiz hocam? Gol yememek birinci tabii ki, strateji midir? Aynen öyle. Yani çünkü bizim için, 2-1 bizim yenersin için, orada 1-0 gidersin. Evet. Bizim için 2-0 gol yemeden 2 farklı. 2-3. Yani 2-1 kazanacağını 1-0. Yani biz muhakkak defansında çok ciddi sıkıntıların olduğu bir takım. Adana Demirspor takımı. Evet. Ön tarafı muhakkak iyi oyunculardan kurulu ama arkada da ciddi hatalar yapıyorlar. Eğer biz gol yemeden kazanırsak buradaki ben öyle olacağını düşünüyorum 2-0 gibi. Evet. Bu skorun bize yeterli olacağını çünkü orada bir gol bulup rakibi çok zor duruma düşüreceğimizi düşünüyorum. Gönül ister ki ilk maçta çok avantajlı bir skor alalım ama ne olursa olsun iki tarafın da gücünden dolayı ben müsabakanın ikinci müsabakaya taşınacak bir skorla biteceğini düşünüyorum. İkinci maçta da daha dikkatli olmak pazar akşamı yani çünkü orada. Çünkü biz 2-0'da kazansak %90 avantajla gideceğiz ama her şey bitmiş olmayacak. Çünkü karşımız hakikaten iyi bir takım olacak. Hocam Adana Demirspor'da bir anda dağılıp 4-7'miz ligin revanş maçını hatırlayalım. Evet, ilk maçını. Evet. Anlayamamıştık ne olduğunu. Ama burada şu 2-0 kazansak da iş bitmeyecek diye söylüyorum ama oldu kazanamadık 1-1 bitti. Yine ikinci maç %50-%50 diye düşünüyorum. Yani öyle bir orada 0-0 dışında her türlü galibiyet senin olur. Aynen öyle. Öyle bir denk kuvvetlerin mücadelesi geçecek diye düşünüyorum. Hücum gücü iyi Adana Demir'in defansif olarak çok ciddi sıkıntıları var. Biz de zor gol yiyoruz. Evet. Ama gol atarken de zor gol yiyoruz. Onlar da 71 gol atmışlar tabii hocam. Çok fazla yani çok gol attılar. Çok peki, da gol yiyorlar ama. Adana Demirspor'dan bahsederken onların tarafından bakmaya çalışsak hocam. Hı-hı. Mesela onlar Altay maçına kadar işte Erzurum'un önündeydiler. Geçeriz gideriz diyorlardı. Onlar da şimdi bir psikolojik bir ne derler ona sıkıntı. Daha bizden daha fazla olmuştur gibi geliyor bana. İki hafta evvel kaybettikleri için son hafta kaybetmediler. Bence onlar da alışmıştır diye düşünüyorum. Yok yani çünkü her şey Erzurum'a bağlıydı. Evet. Onlar son haftaya kadar şansları vardı. Erzurum berabere kalsa çıkıyorlardı. Onu bence o tramvayı Altay maçından sonra atlattıklarını düşünüyorum. Yani o zaman o dönemde çok sıkıntı çekmişlerdi. Evet. Ümraniye maçı oynadılar onun üstüne. 3-2 kazandılar. Geçen hafta işte içeride İstanbulspor maçını rahat kazandılar. Ama Ümraniye o penaltıyı kaçırmasa belki 3-3 olacaktı maç mesela. Penaltıdan daha da net son 2-3 dakika kala Fransız oyuncuları 6 pastan kafayla karşı. Çok net bir kafayla yandan gelen bir ortaya çok net bir pozisyonu kaçırdı. 3-3 oluyordu müsabaka. Hatta bir ara bir offside'dan biz buradaydık yayındaydık 3-3 diye dakika skor geldi. Offside diye iptal oldu o gol. Ben Erzurum'un Altay'ı kazanabileceğini çok düşünmemiştim. O gün hatta 2-2 bitti diye çok üzüldüm. Altay, Adana Demir Altay müsabakası. Ben yani ilk ikinin içinden direkt çıkacağız diye çok ümitliydim. Adana Demirspor golü atınca Altay 2-2'ye getirince o gün yani çünkü iki takımı geçmen gerekiyor. Hocam Altay'ın da son dakikada penaltısı verilmedi. Çok Okan Alkan'ın eline çarpan tabii. Top. Bravo. O siyahi oyuncu soldan vurdu. Aynen 90 öyle. Artı 1'de. Ah dedi yüzünü tuttu. Bir de yere attık yani. Ümit Hoca da maşallah yani Erkan Zengin penaltı atmaktan bıktı adam. 5 tane evet. Penaltısı var son 2-3 haftada. %100 katılıyorum. Ümit Hoca da çok bir, kolay penaltılar çaldı. Burada bir penaltı faciası oldu gerçekten. Çok
Çok garip bir pozisyon oldu. Çok net hatırlıyorum pozisyonu. İnşallah ya dediğim gibi iki tane denk kuvvetleri mücadelesi ama biz ben bu arada iki takımın da formasını giydim. Yani Adana Demirspor'da da 3 yıl oynadığım için. Hocam oradaki havayı iyi bilirsin o zaman. İyi bilirim. Yani tabii ki bizim Bursaspor takımı çok daha her yönüyle şu anda öndeyiz. Ben de çok hazır olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah şehirdeki pozitif havayı futbolcularımıza yansıtırsak ki salı günü akşamı taraftarlarımızın ben bu iletişimi onlarla kesin kuracağını umut ediyorum, düşünüyorum. Bir psikolojik motivasyon. Keşke taraftarımızla oynayabilseydik. Evet, yani bu yani Ankara bu gücü küme düştü, üzüldük. Eskişehir hakeza bu taraftarlı camiaların seyircisi oynaması çok sıkıntı yarattı. Başakşehir çok alışkın taraftarsız evet, oynamaya. Süper Lig'de. Ama pandemiye uygun bir şampiyon oldu. Yani baktığınızda öyle binlerce kişi değil, sadece birkaç yüz kişi vardı o otobüsün önünde. Evet. Sosyal mesafeli bir şampiyonluk diyebiliriz aynen yani. Aynen öyle. Yani taraftarsız tadı tuzu olmuyor ama başımıza böyle bir bela geldi. Yapacak bir şey yok. Aynen. Hepsi söylüyorum. Artık taraftarımız dediği gibi ruhuyla statta olacak yani. Aynen. Yapacak da fazla bir şeyimiz yok. Bu arada bir haber gördüm ama birincilik futbol kulüpleri, kulüpler birliği birincilikten düşürmenin kaldırılması ve aşağıdan gelen 3 takımın alınmasıyla ligin devam etmesi falan diye bir dilekçede bulunmuşlar federasyon ama onlar bu olmaz, saatten sonra olmaz. O zaman Süper Lig'den de düşürmemen lazım. Yani hangi kanunu, hangi şeyi koyacaksın? Neye göre, kime göre? Birincilikten düşürmeyeceksin, Süper Lig'den düşeceksin. O, biliyorsunuz o pandemi sonrası 7 takım Süper Lig düşme kaldırsın diye başvurmuştu. Federasyon evet, evet, olmaz dedi. Etmedi, evet. Hala bu 3 takım, 4 takım şu anda bununla uğraşıyor. Yani bunun önünü açarsan Süper Lig'den de düşürmemen lazım. Aşağıdan takımlar evet, 22'ye evet, çıkar bir anda. Aynen öyle. 21 yapmakla 22 yapmak arasında fark yok çünkü 21 olan takımda her hafta biri dinlendiği için yine 42 hafta sürüyor. O zaman playoff'ta çıkamayan da alalım. 24 olsun. Ha, 22 takımla da 42 hafta sürüyor. Bir de bu Haziran'ın 11'inde Avrupa Şampiyonası var. Roma'da ya, başlıyoruz. Evet, evet, evet. Yani 16 Mayıs'ta bitecek bir sürü milli maç araları. Fikstür çok sıkıntılı. Böyle gelen belki, son dakika haberlerini okuyorum hocam. Belki bu sene şey yapabilirler. İşte kupa maçlarını tek maça düşürebilirler. Hemen çok çabuk onları bitirebilirler diye düşünüyorum. Ligi bu sene daha çabuk bitirebilmek için. Dediğim gibi Haziran'ın başında şampiyona başlıyor Roma'da. Şampiyonaya kadar bu ligi bitirebilmek tabii için. Belki araya da maç koyacaklar ama kamp benim var bildiğim hafta için müsabakalarında yayıncı kuruluş istemiyor diye biliyorum. İstemiyor. Çok sıkışırsa bir ya da iki hafta gibi evet, yani onu planlıyorlar şu anda. O da kendi tarafından onların dediği olacak. Zaten yani hocam yayıncı kuruluş 28 Ağustos'ta başlasın dedi. Şenol Hoca da federasyonda milli takım 3-6 Eylül'de Uluslar Kupası var. Evet. Göreyim dedi ama göremeyecek. Çünkü 11 Eylül, Bursa'nın kurtuluşu 11 Eylül'de başlıyor Süper Lig. Süper Lig. Normalde her zaman 20-21 Ağustos haftası başlardı. 2 hafta hatta 20 gün 3 hafta sarkmış gibi duruyor pandemiden dolayı. Gene galiba bir ya da iki hafta içi maç gözüküyor. Orada da göre herhalde yayıncı kuruluşla ilgili Serkan sen daha iyi takip ediyorsun. Orada da bir sıkıntı var herhalde. Yeniden indirim istiyor. İndirim şey istiyorlar. Mütemadiyen valla her an her şey olabilir. Bu arada tabii haberler de geliyor. Basketboldan da Fruitex'te bu spor Chris Jones'la anlaşmıştı. Ama Chris Jones'un Euroleague'e çıkışı söz konusuydu. Bu yani Kontratında Euroleague'den bir takım isterse çıkış maddesi bedelsiz vardı. 100 bin dolar serbestlik maddesiyle. Bonservis Bursaspor buradan kazanacak. Maccabi Tel Aviv şu anda Euroleague'den Chris Jones'u geçen sene istemişti, gitmemişti Chris. O, bu oyuncuyla sözleşme yenilenmişti ama Amerikalı oyun kurucu çok önemli. Şimdi Maccabi'de Euroleague, Bursaspor şu anda yönetim kurulu toplantı halinde. Ben programdan önce aradım evet, biliyorsun. Evet, Sezer Başkan'ı. Toplantı halinde işte Bursaspor eğer bu oyuncu gitmek istiyorum derse zaten o madde devreye girer. Maccabi 100 bin doları yatırır ve bu oyuncuyu zaten alır. Evet. Sözleşme bunu gerektiriyor. Çıkış maddesi olduğu için paralı. 100 bin dolarla da Bursaspor çünkü bunun bonservisine ya da kendisine para verilmişti. Bu o parayla yeni bir Amerikalı oyun kurucu için çalışmalar. Ama bildiğin bir oyuncuyu kaybediyorsun. Önemli sıkıntı bir oyuncuyu kaybediyorsun. Tabii sen de çok daha yakından takip tabii ediyorsun. Tabii. Bursa'ya da uyum sağlamıştı. Çok hani eskiden deyimine mülayim bir oyuncu. Amerika'da yani ama uyumlu. Kaybetmek istemeyeceğimiz bir oyuncu. Ve de çok skorer. Hatta bu oyuncu nereden buldunuz diye bütün
Süper Lig basketbol camiası bunu araştırmıştı. Çünkü hem Freeman Çin'e giden hem de bu müthiş bir 1-2 numara olarak dışarıda oyun kurucu olarak oynayan oyunculardı. Kulübü şeyini departmanı tebrik etmek lazım. Evet, yani, scout anlamında. Evet. Bu sene Tutku Hoca devam ediyor. Serkan Hoca'nın yardımcısıydı Tutku Açık. Valla iyi bir kadro kuruluyor tabii Fruit Dex'te bu sporu. Başarılar diliyoruz diyelim. Avrupa Ligi'nde oynayacağız. Avrupa Ligi'nde tabii Euro Cup dediğimiz evet. Geçen sene çeyrek finale yükselen Tofaş'ın oynadığı Euro Lig'in bir altı. Tofaş da katılıyor mu bu sene? Tofaş FIBA Şampiyonlar Ligi'ne geçti. Anladım. FIBA biraz daha primi ön plana tuttu. Orada geçen sene Euro Cup'ta oynayan takımları FIBA davet etti ve Tofaş da orada. Tofaş Euro Cup'ta düzeltiyorum FIBA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Biz yine gelelim konumuza hocam. Evet. Çünkü biraz önce ben tam bunu konuşurken bizim programın altına İbrahim diye bir arkadaşımız Chris Jones Maccabi'yle anlaşmış abi diyor. Onun haberi bizde vardı zaten ama programa girerken detaylandırmaya çalıştık. Haberin özü bu diyelim. Peki hocam şimdi Bursa Spor'un kadrosu belli. Yani ilk 11'i hemen hemen bir ya da iki oyuncu dışında sayabiliyoruz. Tecrübeli bir kadro. Evet. Adana Demirspor 25 yıldır Süper Lig kaseti çeken bir takım. Bugün haberlere denk geldim. 95'te en son düşmüş. Siz o zamanları evet. Bilirsiniz. Bursa Spor nasıl bir strateji izlemeli? Tamam ilk maçta gol yemeden farklı galibiyet evet. Zaten klasik ama bir taraftan da işte VAR da olsa işte FIFA hakemi de olsa herkesin tabii biraz mideleri bulanıyor. Taraftarlar kendince evet. Haklı. Ne yapması gerekiyor sizce tabii hocam? Çok can alıcı hatalar olduğu için taraftarların haklı olduğuna ben de katılıyorum. Evet. Dediğim gibi yani VAR olması bence biraz daha adaleti bu maçlarda... Kör gözün parmağına olmaz mı diyorsunuz? Oluyor bazen. Kör gözün parmağına da oluyor. Çağırmıyor, etmiyor maalesef. Yani bir kere öncelikle müsabakadan önce gerçekten sahipsiz olmadığını kulübün, oyuncuların hissettirmemiz lazım. Yani bunu nasıl yapabiliriz hocam? Protokolümüzle, taraftarımızla. Evet. Salı günkü organizasyonu ben çok önemsiyorum. İnşallah valiliğimizden izin de çıkar. Bir kere futbolculara sahipsiz olmadıklarını hissettirmemiz lazım. Oraya gelecek kişiler de önemli. Bu şehir için bu müsabakaların çok önemli olduğunu bence zaten hepsi tecrübedeler ama onu bir daha hissettirebilmek çok önemli. Yanında onların yanında olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Yani yoksa onlar müsabakada bir türlü teknik taktik olarak ne yapacaklarını biliyorlar. Yani muhakkak oynayacaklardı. Biz bile şu anda Bursa'nın şöyle bir kadrosu oldu yani. Bir oturuşta 10 kişiyi sayabiliyoruz. Bir tek sol önde işte Özer'in sakatlığı, öbür Antalya'dan gelen Serdar Özkan'ın durumu sakatlığından dolayı döndü ama tam tabii maç tam şeyi yok. Bir tek orada yani yoksa yani takımımız aşağı yukarı belli gibi yani evet. Stoperlerimiz. Özer sağlamsa 10 kişi belli. Aynen öyle. Kaleden başlarsak iyi bir performans gösterdi Çağlar. Bütün müthiş büyük çıkış. Resme baktığımız zaman yani ben bir kalemde sayabileceğim 3-4 tane müsabakada performansıyla 3 puan getirdi bize. Gerçekten iyi bir sezon geçiriyor. Defansta Anıl iyi bir seviyede oynuyor devamlı. Evet. Sol bekimiz fena değil. Sağ bekimiz Tayfun oynadığı zaman ama Tayfun'un önüne de yararlanıyor. Bizim Göztepe'deyken oyuncumuzdu. Evet, ofansif bir çocuk ve gole yattı. Yani biz onu Göztepe'de Süper Lig maçlarında 8 numara gibi de kullandık. Yani Sağ iç gibi de kullandık. Yani ceza sahasına iyi koşular yapabilen, evet. Gol için iyi deplase olan bir oyuncu. Bu haftaki golde de zaten ceza sahasında önde oynadığı için topla buluştu ve golü attı Hatay'da. Yani orada da kullanabileceğim. Yani ben Tayfun'u biraz daha önde kullanma taraftarıyım. Hocam zaten en çok bindiren kanattan evet. Burak oradaysa ya da sağ kanatta kim varsa oradan bindirip sürekli orta yapan. Bu durumda Keremcan daha az çıkıyor sol bek balans için. Çünkü Alanya'da da başarılı olduğu, çıkış yaptığı pozisyon oydu yani. Evet. 8 numara pozisyonuydu. Ama tam birincilik oyuncusu zaten. Yani 6-8 numara Alanya'dayken de çıkış yaptığı pozisyon oydu. Yani o zaman çok boş koşu yapıyor rakip ceza sahasına. Onun da sürpriz çıkışlarından yararlanılabilir diye düşünüyorum. Santrafor'da bir şeyimiz var maalesef. Yani bir netliğimiz yok. Seleznov çok iyi bir santrafor. Çok iyi bir oyuncu. Ama fizik olarak hazır olmadığını maalesef görüyoruz. 26 maçta 10 gol 2 asisti var. Aynen öyle. Çok iyi bir oyuncu. Yani onun oyunculuğunu ben gerçekten tartışmak istemiyorum. Çok iyi bir oyuncu ama yani baş aşağı giden bir kariyer maalesef Akhisar'dan beri. Acaba kendine mi iyi bakmıyor? Orasını öyle gözüküyor. Tam bilemiyoruz. Dışarıdan öyle gözüküyor. Evet. Kubilay iyi niyetle elinden geldiğini yapmaya çalışıyor ama biraz yani bağ koptu gibi şeyle tutuk. Taraftarla tutuk.
Yani bir türlü kıramadı o şeyini. Yani santraforda bir netliğimiz yok. Yoksa onun dışında kalede, stoperde, orta sahada, kanat bölgelerinde net bir takımız. Mühim olan 11 kişi bu takım oyunu nasıl mücadele edeceğimiz, hangi stratejiyle oynayacağımız. Evet. Çok da 5 yabancı şey düzeltiyorum. 5 oyuncu değişikliği geçen önümüzdeki seneye de sarktı. Evet. 5 oyuncu değişikliği aslında Bursaspor gibi kulübesi iyi olan bir takım için bence önemli. Bence de önemli. Dediği gibi hakikaten oyuna etki edebilecek kenardan evet. oyuncularımız olacaktı. Bazen Ali Akman giremiyordu mesela. 3 ya da bir sakatlık oluyordu. Takılıyordu 3. değişiklikte. Evet. Ali Akman fena bir performans göstermedi. Nasıl buldunuz hocam? Yani Hatay'da görebildiğimiz kadarıyla yani girdiğimiz bütün pozisyonları kafayla kaçırdı. Selezon bıraktığı attığı şut evet. ilk devre. Ali Akman dışında doğru bir pozisyona giremedik zaten. Biraz daha fiziklenmeli ama değil mi hocam? Evet, 18 yaşında. 2002 doğumlu yani. Tabii. Sonuçta daha 17 yaşında. 18'ine girecek. Yani belki sol açıkta sıkıntı varsa belki hoca onu da kullanabilir. Kanat oynayabilir mi? Siz daha yakından tanıyorsunuz. Oynayabilir. Bu seneki Akhisar Kupa maçı mıydı? Erzurum Kupa maçı. Erzurum. Musa Hoca galiba. İki gol attı. Evet. Sol ön gibi oynattı. Bizim için veya az önce senin de söylediğin gibi Serkan'cığım. 5 oyuncu değişikliğinde her zaman ihtiyacımız olabilecek bir oyuncu. Yani Ali Akman. Yani önemli bir bench oluyor. Baktığınız zaman kulübede derinlik var. Yani bugün Vakıfköy'den oyuncular ben saydım. Mesela 12 oyuncuyu götürmüş hoca Vakıfköy patentli. Bunların 4'ü ilk 11'de oynadı. Tabii derece değil de Serhat Dursun, Çok Çalış, Emirhan ve Ali Akman ilk 11'de başladılar. Sonra girenlerde de işte girdi. Tabii yani Burak Kapacak, evet. Rüştü, Kubilay bunlar hep Bursaspor altyapısından bir anda yani 7 oyuncu 11'de oynamış oldu. Evet. Bu çok değerli bir şey. Evet. Bu hani en kötü senaryoda da insanın aklına geldiğinde hemen sayıyorsun Vakıfköy'den gelen şimdi oyuncuları. Şimdi bir de yeni değişen yabancı kuralıyla alakalı yani oyuncuları biraz daha hakikaten değer. Daha da değerli oluyor altyapıda yetişen oyuncular. Ama onların da artık genç oyuncu statüsünden çıkıp tabii hocam. Daha fazla yani iş yapan, oyuna girdiğinde bir şeyleri çözen çünkü artık o seviyeye geldiysen 97 doğumlu çıkıyorsan, çocuklara genç mi diyeceğiz şimdi? Aynen öyle. 23 yaşındaki oyuncu da artık genç olmaz. Sedat, Kubilay, evet. Emirhan, Rüştü bunlar takım arkadaşı. Bu sporda genç oyuncu şu anda oynayanlar için Ali Akman yani onun dışında. 99'lu evet. Kapacak da 21'e devrildi. Yani onlar da çok genç değil artık. Yani onların artık sorumluluk alması evet. lazım ki Kapacak aldı zaten. Bu sene fena bir performans göstermiyor tabii, gerçekten. 8 asisti Ramazan'da var. Ramazan'da öyle bir performans göstermiyor ama sakatlığı, çapraz bağları. O lig kopması. Uzayınca yetişti Allah'tan. Evet, onun geri attı ama yani Burak da artık bu maçta ağırlığını koyması lazım diye düşünüyorum. Çok önemli şeyler evet, bekliyorum. Burak ama işte o Adana Demirspor'a yakın bir evet. menajerle verdikleri fotoğraflar hoş olmadı. Evet. O gençlerin hatası diye bakalım. Ya da menajer öyle... Kaç tarafın daha çok hatası var yani. Onun çocuklara bence o işlere menajer, reklam yapmaması lazım. Bence bilerek yaptı onu. Aynen öyle. Ben de aynı... Yani bu bir psikolojik kafayı karıştırma harekatı gibiydi. Ya da çocukları Bursa'da itibarsızlaştırmaya da çalışmış olabilir. Menajer aslında çok yakın Murat Sancak'la da fotoğrafları evet. var. Ve adamın şeyi 01 diye başlıyor. Adanalı bir menajer. Adana'nın takım menajeriyle ilişkisini biliyoruz. Ortaklığı olduğu söyleniyor. Yani Adana Demirspor'un evet. takım menajeriyle oyuncu menajerleri. İşte sonra bir ara Burak Kapacak iyi oyuncu Avrupa'dan teklif var diye Metin Bey demeçler verdi. Yani bunlar elma ile armudun birbirine karıştı. Sapla samanın birbirine karıştı. Çocukları zor duruma düşürdüler. Acayip yani. Bu çocuklar da o tarafa nasıl gitmişler? Kim götürmüş bunları? Bunları da ben çok merak ediyorum. Yani bu kadar kolay olmamalı bu işler. Evet. Koskoca Türkiye'de başka menajer kalmadı da onlara mı gidiyorsunuz? Gittiğiniz adam da rakibinizin takım menajeri, yani kulübede hakemlere gider yapan arkadaş. Yani şu anda Türk futbolunun maalesef kanayan yarası bu menajerler. Yani bir de iç içe geçmiş hocam görevler. Menajerler yani iyi menajerler onları kesinlikle ayırmak gerekiyor muhakkak. Ama yani bu menajerler özellikle bu genç çocukları çok kötü yönlendiriyorlar maalesef yani. Şimdi şu çocukları soktu duruma bakın. Yani Adana Demirspor'la tam maç öncesi Hatay'da Adana Demirspor alınan bir menajer bu kardeşlerimizle resim çekiniyor. Çarşaf selfie yapıyor. Yani selfie yapıyor. Şimdi bu çocuklar yarın bir gün orada bir yanlış bir şey olsa bir maçta bir yanlışlıkla bir
gol kaçırsa, İstenmedik bir şey olsa. Yazık günah yani. Bu çocukta yıpratmanın da bir anlamı yok. Tertemiz çocuklar yani, bunlar yani. Bu sosyal medyadan dolayı taraftarın bir bölümü bu konulara çok dikkat ediyor. Evet, ve taktı, hani affedersin istim yani. Üzerindeler yani. Aynen öyle. Bu arada birkaç tane de mesaj okuyayım hocam. Hı. Mehmet Filiz iyi yayınlar demiş, selamlar. Sabahattin Sevim abimiz maçlar birer koltuk arayla oynanabilir maskeli olarak diyor ama şu anda maalesef bu sezon böyle bitecek gibi gözüküyor Sabahattin abi. İbrahim Tunca demiş, eğer teknik kadro en iyi kadroyla çıkarsa, motive ederse Bursa Spor maçlarını alır, final oynar, Süper Lig'e çıkar demiş. İnşallah İbrahim Bey. İnşallah. Şerif Tekingöz, Adana Demirspor maçına işte bir takımlı olduğu bilinen hakem verilmesi nasıl değerlendiriyorsun? Onu değerlendirdik hakem. Var olayları maalesef Şerif'ciğim. Yani hepsini okumayacağım şimdi. Buradan hani bir cephe açmak istemiyorum. Yanlış anlamaz. Görüşüne saygımız var. Zaten burada senin mesajın Facebook'ta, isteyen bakabilir. Önümüzde tarihi bir maç var, onu konuşsanız diyorum demiş. Herhalde biz biraz önce Hatay'ın hocasını falan konuşunca tarihi maç Cihan Demircan'dan bize uyarı gelmiş. Teşekkürler. Süremizi iyi kullanmaya çalışıyoruz. Altyapının evlatları Vakıfköy'e alışkını demiş Adnan Menderes. Playoff'u Vakıfköy'de oynasaydık diye bir ironi yapmış. İroni diyorum ben artık ona. Hem ekonomik hem de iyi olurdu. Hatay'ın sahasından iyidir Vakıfköy diye. Hatay'ın yeni sahaları bitiyor onların ama yetişmedi. İşte Hatay, Ümraniye ve Keçiören yüzünden 5.30'da oynandı bu sıcakta, Temmuz ortasında. 3 ışıklandırması olmayan takım yüzünden. Evet. O kötü. Şerif Tekingöz yönetim sesini çıkarması lazım diyor. Bu hakem konularında bildiri yayınlaması lazım diyor. Biz neden son maçta yedek kadroyla çıkıp Adana Demirspor'la eşleşmeyi tercih ettik? Onu hiç anlayamadım demiş Cihan Demircan. İşte biz de onu biraz önce Faruk hocamla konuştuk. Hocam tercih değildi yani. O kendi oyuncuları dinlendirme. Yani birinci tercih dinlendirme, rakip seçmedik diyorsunuz. Hayır, ben öyle düşünüyorum. Seçmeli miydi acaba? O da tabii taraftar tabii yani, merak ediyor. Tabii tartışılır, onda hiçbir problem yok. Hoca herkes... acaba Adana Demirspor gözüne kestirdi mi? Hangi faktörlerle kestirdi onu bilemiyoruz. Evet. Yani az kadroyla çıkıp kaybetseydik de bu zaman niye bu çocuklar işte oyunculara... sakatlandı, Aykut Akgün gibi yani kart gördü falan olacaktı, hani kırmızı. Niye o zaman bunlarla oynadık gibi de olabilir. Aynen. Yani biraz her şeyi akışına bırakmak lazım. Sonuçta burada Bursa Spor, Adana Demirspor, Karagümrük ve Akhisar hiç fark etmez. %25. Çıkmak istiyorsan yeneceksin zaten, hepsini yenmen lazım. Zaten hani yarı final strateji ama finalde rakibini yenmek zorundasın ama öyle ama böyle. Aynen öyle. Adana Demir belki iki maç oynamak, tek maç oynamaktan daha iyi Adana Demir'le. Ben finalde bilmiyorum. Adana Demir'le oynasak iyi olur muydu? Final havası farklı olur muydu? Onu da düşündüm, yazdım da hatta ama yani tabii. Taraftar olmadığı için çok bir hava ile ilgili bir sıkıntı olacağı kesin zaten. Yani sadece boş durumda oynanacak yani. Ankara mı İstanbul mu bilmiyoruz. O da belli yani. Değil. Tabii. O da belli. Bugün federasyon başkanına sordular. Rakip takımların durumuna göre açıklayacağız dedi. O da normal, mantıklı yani. Şimdi bir ile yakın öteki çok yol gitsin falan olmaz. Ya da uçak durumları. Uçak var. Bence İstanbul'da açıklanabilir. En yani. Kötü Ankara, Eryaman diyorum ben. Takımın rakibine göre yani. Tabii biz oraya daha var. İlhan Okur demiş ki biz çıkarız lige, merak etmeyin diyor. İnşallah. İnşallah. Bursa Spor'un yanındayız demiş Ercan Öztezcan. Teşekkür ediyoruz. Osman Oruç da abi hakem etki yapmasın biz çıkarız diyor. Yani hakem etkili olmazsa biz çıkarız diyor. VAR'a da güveniyoruz ama bir taraftan da Süper Lig'de de ne acayip VAR'lar görüyoruz. Mesela bu hafta Göztepe'nin o golü ortaya yaptıktan sonra hasbelkader Saratçı'nın ayağına gelen Halil Akbunlar'ın ayağı. Evet. Bence foul'le alakası yok. Evet. VAR çağırdı, hakemi de kandırdı VAR. Vurduktan hakem de gitti sonra... golü iptal etti. Evet. Hocam hani Bünyamin Hoca'nın kulakları çınlasın. Topa vurduktan sonra o ayak yere düşer diyor. Ama adamın altında ayak varsa o ne yapsın diyor. Topu ortalamış yani adam. Ben de aynı fikirdeyim Serkan. Bence böyle bir şey olamaz yani. Alakası yok. Var bazen kötüye de yönlendiriyor. Evet, evet. Çağırıyor. O da diyor ki acaba ben bunu herhalde görmedim. Durun iyi bakayım falan derken iptal ediyor golü. Yani, Mehmet Sepil de isyanlarda. Evet, aklı olarak yani folle alakası yok bence de pozisyonun. Yani bu varı da oradan ne olacağını bilemiyoruz ama en azından bir... Ufak bir sigorta gibi görmekte fayda var. Aa, diyeceksiniz ki Süper Lig'den de VAR'ın kurbanı olduk. VAR bizim üzerinde denendi. Düşmemizin bir faktörü yani de vardı. Son 2-3 maçımızda başımıza gelenleri düşündükten sonra VAR bize daha mantıklı geliyor. Yani şimdi hani Giresun'da... Bu birincilikte tabii. Tabii Giresun'da kapacağı verilmeyen penaltı. İşte Selezon'un elleriyle ilgili... Ümraniye'de Selezon'un... Erkan Hoca'nın Selezon'a ve şeye vermediği... penaltı. Yani inşallah göz göre göre de hata yapılmaz diye düşünüyoruz. Bir de herkes bu maçları izleyecek. Şöyle de yaptılar. Bu akşam ikincilik var. Çarşamba... Yarın üçüncülük var. Çarşamba günü birincilik. Böyle böyle maçları da böldüler. Yani çok birbirine çakıştırmıyorlar. Evet. Türkiye Kupası final maçı 29 Temmuz. 30 Temmuz Perşembe akşamı da Arife gecesi de
birincilik Bilmiyorum. Finali var. Tabii. Yani her i̇ki akşam bayram. Bir maç. İki bayram inşallah. İki bayram inşallah diyelim. Osman Oruç demiş ki abi geçen sene bizi düşürdüler. Bu sene de Ankara Gücü'nü düşürdüler. Var da abi Allah yardımcımız olsun demiş. Var'la ilgili yorum yapmış. Tabii yorumlar geliyor. Peki hocam süreyi de doğru kullanmak adına son 15 dakikaya girmiş durumdayız. Bursa Spor Camiası dediniz ya etkisi Hı-hı. çok önemli. Yani valisinden, belediye başkanından, milletvekillerinden bütün sivil toplum örgütlerine kadar her katmanıyla destek vermesi lazım. Hı-hı. Bir taraftan da BTSO önce bir 1 milyon liralık evet. İbrahim Burkay Başkan şampiyonluk primi ticaret odası olarak vereceklerini söylediler. Bir taraftan da hemen birkaç gün sonra Ali Nur Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Başkan 2 milyon lira şampiyonluk primi vereceğini Özyüce'de idmana giderek çocuklara, futbolculara açıkladı. Şimdi bu ortada 3 milyon liralık bir global toplu bir prim var. Hı hı. Eski parayla 3 trilyon. Evet. Yani bu daha da artmalı mı, motive etmek için bir futbolcu ne bekler? Şimdi ben bugün yazımda da belirttim. Yani şampiyon olurken 2010'daki abinize sorun dedim yani. Hı hı, açın ben Ömer ben. Abinize, Ali abinize. Orada para pul geçmiyordu. Çoğu parasını alamamıştı ama beklenmedik no name yabancılardan oluşan bir takımla Bursa Spor o zaman bilinmiyordu batacısı İvan Ergiç'i. Evet. Dışarıdan gelmiş kapalı kutuydular. O takım bir Ivankov'u Kayseri'den biliyorduk yani. Evet. Bir Krita'ydı biraz Ankara gücü. Devrede bir tek Kayseri'den İglesias. 400 bin dolara. Onun dışında sıfır bonservisli bir takım evet. şampiyon oldu. Ama o zaman Serkan'cığım sanki öyle bir şey hatırlıyorum İglesias dediğin için. Hani biz transfer yapmayalım. Paraları. Çocukların paralarını verelim. Yani paralar günü günü ödenmişti rahmetli İbrahim Aziz. Biraz zamanında. Öyle ama hocam biraz gene geriden gidiyordu. Evet. Yani ilk yarı. İbrahim Başkan rahmetli kulübün parasını çok şey yapıyordu biliyorsun. Primi ekstra yapmazdı bilmem ne yapmazdı. Ama çok güzel yönetiyordu. Ama hocam gider rahmetli olduğunda da kasada 60 milyon lira olduğu çok, söylendi. Çok yani güzel yönetiyordu. Bugünkü parayla 60 yani. Eski parayla 60 evet. trilyon kasada varmış evet. rahmetli öldüğünde. Yani her sene Avrupa'ya gidiyorduk. Şampiyon işte, olmuştuk. Yani geçen gün 6 sene evvel son Çikura Şaşkere maçının resmi elime geldi. TRT'de Hükkan Burt'la yorum yapmıştık. Şenol Güneş Hoca'yla gidip orada penaltılar elendiğimiz Tiflis'te olaylı maç. Yani olay derken maçtan sonra Hı-hı. basın toplantı odasında basın mensubu olmayan bir sürü kişinin Bursa Türk basınına saldırmasıyla olay çıkmıştı da tabii televizyonlara gözükmedi. Çünkü basın toplantı odasındaydı o olaylar. Yani 6 sene geçmiş Bursa Spor Avrupa Kupalarından uzak, bir yıldır da Süper Lig'den uzak. Bu sene nasıl dönecek onu bekliyoruz. Ne olur ne biter. Yani şeyi neler yapılmalı Serkan, bu? Tabii yani 3 milyon tabii bu muhakkak inşallah bu Adana Demir maçını geçtikten sonra finalden önce bu miktarın ben artacağını düşünüyorum. Bu turda olmaz mı hocam? Bu ayrıyeten bu tur için mi? Yok Demir Spor maçından önce şampiyon olun. İşte biz de veriyoruz size şu kadar. Tabii ki verilebilir. Onda bir şey demiyorum ama şu an 3 milyon söylenmiş ya. Evet. Ben bu maçtan önce artmasa bile bu maçı geçtiğimiz anda bu final maçından önce bu organizasyonla 30 bu, Temmuz akşamı için konsantrasyonla 30 Temmuz akşamı en az iki katına çıkacağını düşünüyorum. Bu futbolcu kardeşlerimizin de hakkıdır diye düşünüyorum. Çünkü bu sene ciddi ödemelerinde herhalde ciddi sıkıntılar oldu. Onlar da fedakarca oynamaya devam ettiler. Bu rakam muhakkak artacaktır diye düşünüyorum. Ama yani artık gerçekten çok da paranın böyle çok gündem olmayacağı günler yaşıyoruz. Yani bu 7 günde, 8 günde bu muhakkak kazanıldıktan sonra Bursaspor kulübü herkesin hakkını... Kimsenin parası kalmaz. Herkesin hakkını teslim edecek. Yabancılar UEFA'dan kesin alıyor faiziyle. Aynen öyle. Yerliler federasyondan alıyor en kötüsünü söylüyorum. Evet, evet, evet. Bir de şu var. Yani siz buraya ne için geldiniz? Bursaspor'u Süper Lig'e çıkarmak için. Evet. Transferlerden bahsediyorum. Hı hı. Devre maç lig başı 13+5 18 oyuncu geldi. Sıkıntı bilerek gelindi. Bursa'da paranın çok olmadığını herkes biliyordu. Menajerler de size söyledi değerli futbolcu hı hı. kardeşlerim. Ben de onlara biraz yönelik yazdım. Hı hı. Siz şimdi Bursa'yı Süper Lig'e döndüren futbolcu olarak mı anılmak istersiniz bu camiada yoksa bırak ya onların adını bile duymak istemiyoruz. Bu oyuncular bizi geldiler, paraları aldılar, mahvettiler bir de bizi üstüne federasyona UEFA'ya şikayet ettiler gibi mi anılmak istersiniz? Çünkü Bursa'daki bir eski futbolcuyu taraftar sevmişse sevmiştir. Sevmediyse evet. bir filmi varsa o taraftarı ağza kuş tutsa bir daha onu
içine bağrına basmaz. Aynen öyle. Biliyorsunuz. Yani sonuçta tarihe geçecek yani. Şu Bursaspor maalesef ikincilik şampiyonluğuyla da olsa tarihe geçecek. Yani bizim için tarihe geçecek bir şey değil muhakkak. Onlar da CV'lerine yazacaklar. Evet hocam. Yani sonuçta ama maalesef geldiğimiz nokta bu. Yani Bursaspor için her zaman tarihe geçecek şampiyonluk, evet, Süper Lig şampiyonluğudur. Kupa şampiyonluğudur. Ama geldiğimiz nokta ikincilikte de bir an evvel bu kaosun içinden çıkabilmek için. Tabii. Sonuçta onlar da CV'lerini muhakkak yazacaklar. Biz zaten Süper Lig şampiyonunun bu, ben buna şampiyonluk demiyorum. Süper, evet, Lig'e dönüş, evet, bileti diyorum. Dönüş, aynen, kupası, evet, diyorum. Bir vasıta. Ama dediğim gibi geldiğimiz nokta bu. Buna da öyle de olsa böyle de olsa bu maçları kazanacağız. Şampiyon olacağız ki oraya çıkacağız. Yani bizim için bir araç yani sonuçta. Tabii. Önemli olan dönmek. Muhakkak dönmek yani. Dönmekten başka bu kentin bir şansı yok yani. Bu bize neye burası yakışıyor? Ne burada olmamız lazım? Yani neresinden? Şehir düştü. Suni hep, sahada Keçiören'le maç yapıyoruz ya. Basın da etkilendi, esnaf da etkilendi, halk da etkilendi. Yani herkesin kimyası bozuldu yani futbolla alakalı. Lafa geldi mi? Bir şey dün işte 6. şampiyon yayıncı kuruluş yazmış oraya. 6 şampiyon logosunu koymuş. Şampiyonluk sayılarını koymuş. Bizim de orada logomuzu gördük. Bir tuhaf olduk yani. Aynen öyle. Yani kimse silebilir mi? Silemez. Silemez ama silemez yani. Şimdi senden niye bahsedilmiyor? Çünkü alt ligdesin. Evet. İşte Ankara Gücü öyle veya böyle işte 6 sene sonra dönmüştü, 2 sene sonra onlar da düştüler maalesef. Yani kötü yönetiliyorsan böyle oluyor maalesef Serkan'ım. Yani Ankara Gücü geçen sene son 2 hafta kala, 1 hafta kala kurtardı. Bu sene kurtaramadı yani. Bundan yani biz de çekirge olmuyor gibi 3 kere sıçradık, 3.'den düştük yani. Trabzon'da son maçta kurtardık. 3-4 hafta önce Mustafa Hoca ile kurtardık. Aynen öyle. Şimdi yine 2'si 3.'de kurtulamıyorsun maalesef. İşte. Onun için bazı şeylere inşallah lige çıkarız. Şu anda her şey dondurulmuş pozisyonda. Evet. 30 Temmuz akşamı Süper Lig'le tanıştıktan sonra belki bu sefer daha İnşallah. Güzel yönetiriz kulübümüzü. Daha güzel şeyler umudumuz yaparız. Öyle. Şimdi Bursalı antrenörlerle ilgili sorular gelmiş ama artık bu saatten sonra o toplara girmek istemiyoruz. Hiç gerek ki yok. Tabii, şimdi tabii, takımımızın yok. Hocası İrfan Buz. İrfan Hoca'ya güvenmeliyiz. Destek vermeliyiz. Destek vermemiz lazım. Hı-hı. Bu saatten sonra öyle olsaydı böyle olsaydı, armudun sapı üzümün çöpü değil. Bir de şunu söylüyorum ben hocam. Ha ligde o onu yenerseydi Demir de Erzurum'du. Abi kendi göbeğini attı, kendin keseceksin. Ben de hani bugün yakışıklı Jön finalde sahne alır, raconu keser, sevdiğine kavuşur diye böyle bir espri yazdım. Sen de o zaman tecrübeliysen, birinci ligin gediklisiysen, ben bu işi yaparım diye geldiysen al işte final bu. İçeride menemeni yenemiyorsan dışarıda Ümraniye yenildi diye Ümraniye'ye kızmayacaksın. Adana Demir'e yenildi diye. Gibi. Yani bunlar artık hepsi geçti. Armudun sapıydı, üzümün çöpüydü, geride kaldı. Hakikaten şimdi öyle. Tertemiz bir sayfa. 2+1, 3 maçlık bir lig. Minimum 2, maksimum 3 maç. Şu 2 maçı stratejik olarak geç. 11-12 gün. Tabii zaten hocam bugün ayın 20'si. 11-12, 10 gün. 30'unda 10 gün. 4 gün arayla. Çarşamba, pazar, öteki perşembe, Arife gecesi kupa veriliyor. Yemek yemesen dayanırsın yani 10 gün. Ha gayret yani. Lütfen birazcık daha sizler sıkalım basın, dişi. Yani sizler bizim için biz pozitif yönde biz işin, yazmaya evet, çalışıyoruz. Biz işin içinde olduğumuz için Serkan'cığım sizin yıldızlarını, sizin yönlendirmeleriniz de gerçekten önemli futbolcu kardeşlerimiz için. Her yere de koyuyoruz hocam sosyal medyadan görsünler. Sağ olsun yani sizin destekleriniz çok önemli. Bütün basın mensuplarını yani şu anda bu futbolcu kardeşlerimizi teknik heyeti desteklemekten başka o olsaydı bu olsaydı bir kenara bırakıp desteklemekten başka şimdi bir şey yapmak için. Şimdi kendi göbeğini kesme zamanı. Yani Bursaspor. Top sende. Bursaspor Süper Lig'e layık bir camia. O günleri çok özlüyoruz. Çok geçmişte hatalar yapıldı. Bu hataları yapmadan inşallah önümüzdeki 5 yılları 10 yılları planlayarak çıktıktan sonra. Para pul olayları falan şu anda ikinci planda. Değil mi hocam? İnşallah 3-5 sene sonra yeniden şampiyonluğu yakalayan. Buraya her sene yakalayamasa da bunlar çok oralara önemli. Oralara oynayan. Buralar artık gördüğümüzde. Yani çok önemliymiş. Hocam Old Trafford'a gitmedik mi? Valencia'ya, gittik, Glasgow'a. Glasgow'a gittik, Valencia'ya gittik. Şampiyonlar Ligi'nin yani, müziğini duyunca tüylerimiz diken diken olmadı. Hollanda'ya gittik UEFA Kupası maçları için. Bunların hepsini yaşadık. Yani o zaman söylendiği zaman taraftarlarımız bazen kızıyorlardı, gönül koyuyorlardı. Ne kadar önemliymiş bak şampiyon olamayabilirsin. Ama her sene Avrupa'ya gidiyorduk. İlk 5'e oynarsın. Her zaman Avrupa'ya gidiyorduk. 3. oluyorsun, 4. oluyorsun. Üst üste 5 sene gittik hocam. Bunun keyfini yaşamak lazım evet. diye söylendiği zaman o zaman taraftarlarımız kızdı. Olmaz ya. Ya öyle bir şey değil. Hocam şampiyonluktan sonra. Her sene ilk 5'in içinde olmak. Her sene ilk 5'in içinde olmak. Gerçekten çok önemliydi yani. Bunu şimdi daha iyi anlayabilir insanlar. Anlıyoruz. Yani. Mesela benim aklıma hemen şey geliyor. Şampiyonluktan sonra Bursa'daki ilk maç biletler pahalı diye dolmamıştı. Hatırlıyor musunuz hocam? Çok iyi hatırlıyorum. Ne Kayseri miydi? Belediye maçı mıydı? Ya İstanbul belediye maçı mıydı? Öyle bir maçtı yani.
Çok iyi hatırlıyorum ama Gençler Birliği maçıydı galiba. Bilemiyorum yani bir işte hani tabii Gençler normal bir maçtı. Evet. Ve Atatürk Stadı hani rahmetli diyeceğiz artık o da yok. Atatürk Stadı şampiyonluktan sonra 9000 kişi mi öyle bir şey sanki her sene şampiyon o 26.000 kişilik statta dediğiniz gibi 4'te 1 seyirci vardı. Bu arada tabii %35 %40 taraftar yeni sezonda açılacaksa 43.000 sayarsak hocam. Gene en karlı biziz. 22, 17, 18 bin oynarız. Evet. Gerçi bizim taraftar gene o Texas'ta kümelenir. Ona yapacak bir şey yok da. Evet. En azından dediğiniz gibi yani inşallah lige yeniden döndüğümüzde bugünleri unutmayalım. Bu bir i̇nşallah. Kulağı küpe olsun. Nasıl her sene Avrupa'ya giderken unuttuk hemen. Böyle bir kanıtsan da herkes dediğin gibi maçlara gelmiyor. Böyle bir garip bir durum oldu yani. Bir işte camia da bunlardan işte ders almalı. Hani şöyle bir yerimiz ağrımadan, yatağa düşmeden sağlığın kıymetini bilmeyiz ya. Evet. Allah herkese sağlık versin. Yaşlılık gelince gençliğin kıymeti. Oram ağrıyor, buram ağrıyor. Bazen işte hocam oluyor işte biz sizin gibi sporcu olmadığımız için sabah kalkıyoruz şuramız ağrıyor. Allah Allah niye ağrıyor falan. Bilemiyorsunuz ki hamlıktan mı, spor yapmamaktan mı? Yani bunlar hepimizin başında dikkatli olmamız lazım. Programın sonlarına gelirken bir kez daha hatırlatalım. Bursa Spor Salı akşamı 20.30'da Timsah Arena'da taraftara açık olarak bir antrenman gerçekleştirecek. Tabii son tel idmanı hocamın da dediği gibi. Bu Timsah Arena'da 20.30'da Texas grubu taraftarları açık idmana davet etti. Kulüpten ters bir açıklama dün akşamdan bu saate kadar gelmediği için. Onu bu kulüple görüşülmüş demek ki. Zaten böyle bir şey istemişti. Kimilerine göre çarşamba günkü maç için bu idman açık pazartesi olmalıydı diyen taraftarlar da var. Ama karar verilmiş. Salı akşamı 20.30. Bunu fazla şey yapmaya gerek yok. Meşalelerini alan gelsin diye. Artık Texas tribününden. Hiçbir şey çöpüydü müpüydü değil yani. Ne olacak? Bu maça ben düzeltiyorum. Bu idmana maç ağzımız alışmış. Evet, taraftarlar stadyuma 20 Mart'tan beri gidemiyorlar. Tam bugün itibariyle 4 ay oldu. Hı hı. 4 aydır maçlarını televizyondan izlemek zorunda kalıyorlar. Mesela benim aklıma bir şey geldi ama fazla da önermek ne kadar doğru bilemiyorum. Dün akşam demirlerle sosyal mesafeleri bölerek Başakşehir'in dışındaki otopark alanına taraftarlar için bir dev ekran kurmuş Başakşehir Kulübü. Demek ki bu dev ekran kurulabiliyor özel izinle. Evet. Çünkü yayıncı kuruluş izin vermez deniyordu ya. Bunu dün akşam gördük. Hı hı. Muktedir olarak yaptılar. Acaba hani bizim Timsah Arena'nın oraya bir tane... Final maçında olabilir o belki. Mu? Ya içeride kimse yokken diyorsun. Tarafsız saha. Yani final maçında yani seyirciler inşallah şampiyonluk kutlamalarını on maçın devamında, Deverkan'ın devamında şampiyonluk kutlamalarıyla... Anladım. İçeride yani takım varken belki izin vermezler mi demek istiyorsun? Belki izin vermezler. Yani bir de bir şeyin sonu değil yani. O gün 3-0'da kazansan bir şey... Rövanşı yani, var. Rövanşı var. Finali var. Yani final maçını ama seyrediyorsun. İstanbul'da maç yani atıyorum. Bu maçı alırsak şampiyonuz diyemiyorsun o gün. Diyemiyorsun o gün. Yani ama o gün final maçından önce bir yerde kurulmuş. 10 bin kişi gelmiş. Maç bitmiş. Şampiyon olmuşsun. Değil mi? Kutlamalar oradan devam ederken inşallah final maçından önce bir organizasyon yapar diye düşünüyorum. Final maçı en azından takım olmasa da taraftar bir kutlama alanı. Mesela Mersin'e gitmiştik hocam yıllar önce. Evet. Mersin Süper Lig'deyken ben de yayıncı kuruluştaydım. Ben enteresan bir şey görmüştüm. Tabii Bursa'da o imkansız da. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın meydanları var deniz kıyısında. Evet. Biraz ileride de Mersin İdman Yurdu'nun meydanı var. Tabii Mersin'de bir takım kalmadı maalesef ama. Yani Bursa'da tabii öyle İstanbul takımlarının meydanı falan olmaz. 2 dakikada yerle yeksan olur. O yüzden yani Bursa'da Timsah Arena dışında böyle bir taraftarın normal zamanlar için toplanabileceği fan zone dediğimiz taraftar alanı yok. Hı hı. Sadece Timsah Arena'nın girişindeki o boşluk var. Öyle değil mi hocam? Evet. Gerçi orası da çok küçük değil. Gayet güzel. Stadın içinde bile düşünebilir ama çimde bir sıkıntı olabilirdi. Yani çimin üstü kapatılıp da, staddaki demek scoreboardlara da yansılabilir. Stada da ekran konup tribünden insanların o dört ya da hangi tarafa açacaklarsa. Ama işte orada da pandemi var. Mesafe var. Yani evet sıkıntılar. Işte, ama hocam dün yapıldı Başakşehir'de. Resmini göstereyim ben size. Şeyde Hatay'da. Demirlerle böyle bölmüşler grup grup. Birbirlerine üst üste çıkmasınlar diye karşılarında dev ekran vardı. Yani bunu yapmış. Bakın. Çünkü ben resmini saklıyorum. Evet. Örneği var. Evet. İzin verilmezse bu nasıl yapıldı diye sorarım ben. Hatay'da da insanlar yani kutlamalar çok ciddi şekilde yapıyor. Sayın Sağlık Bakanı sürekli zaten oralara yani, vurgu yapıyor. Trabzon Galatasaray mısın bu maçı mıydı 2-3 hafta ve Galatasaray İstanbul'da yendiğinde Trabzon'da evet. Acayip bir Trabzon meydanı karıştı. Trabzon meydanı karıştı kutlamalar. Ya işte birazcık bilmiyorum yani bizim insanlarımız kutlamaya gidiyorsun, masken bile yok kardeşim. Bu nasıl bir
psikolojidir. Ya sen kutlama diyen yok sana. Sosyal evet. mesafeyle, maskeyle ama 10 tane çocuk yan yana hangi mahalleden, hangi halay evden bilmiyorum. Halay çekiyorlar. Orada bir yani temas Allah korusun yani biz. Hocam hoş geldin diyor muyuz hocam? Bu, merhaba nasılsın hocam diyoruz. Buyurun diyoruz. Hemen kolonya veriyoruz hocam. Aklımdayken kolonya verin evet. buyurun. Teşekkür ederiz. Hiç olmazsa örnek olalım. Bu duruma geldik maalesef. Evet maalesef. Son dakikalar artık hocam. Bunu da buradan anons etmiş olalım. Maçın hakemi FIFA kokartlı Mete Kalkavan. Evet. Eski Samsun ama İstanbul bölgesi. Karagümrük Akhisar maçında bir başka FIFA kokartlı Ali Palabıyık yönetecek. VAR'da Ali Şansalan var. Bursaspor VAR sisteminin başında. Riva'da. Salı akşamı Timsah Arena'da taraftarla açık bir meşale şovlu idman bekleniyor. 20.30'da. Strateji hocamızla konuştuk. Yine Göspor'da bu akşam saat 8'de A-Spor'dan dönüşümlü evet, olarak yayınlanacak maçta. Hiç bahsetmedim. Ben de yine Göspor'da şehrimizin bir takım karşısında. Olarak gerçekten başarılar diliyorum. İnşallah onlar da oradan başarılı. Yarı finale çıkmaları çünkü gerekiyor. Murat Yoldaş orada bizim arkadaşımız. Senin takım arkadaşın hocam. Çok çok başarılı. İyi de bir dostumuz. Çok gücü olmamasına rağmen sahadaki gücünden bahsediyorum. Yani futbolcu kalitesinden bahsediyorum. Münir Kaner Başkanımızı biz çarşamba günü burada Mehmet Ali'yle evet, konuk ettik. Çok yokluklar aramızda. İçinde yani yönetimi zoru de tebrik başardılar. Etmek lazım. Murat Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Müthiş. Yani çok başarılı oldular gerçekten. Evet. İnşallah onlara da bu çeyrek final. Başarılar diliyoruz. Gerçekten. Antalya topladılar. Bu akşam kazanırsa İnegöl Manisa'yı elerse ama 90 dakika ama evet. penaltılar. Hekimoğlu Trabzon Sancaktepe maçının galibiyle oynayacaklar. Birinci ikinci maç diye geçiyor. Hekimoğlu Trabzon Sancaktepe'de aynı saatte dönüşümlü yayınlanacak A-Spor'dan maçlar. Bu nerede? grupta playoff'a kalmak çok zordu yani. Burası hakikaten ölüm grubuydu yani. Beşinci olarak Manisa, girdiler. Hekimoğlu yani çok çok ciddi takımlar. Sarıyer de bu gruptaydı yanılmıyorsam. Çok ciddi takımlar Sancaktepe. Oldu. Sancaktepe. Çok Sancaktepe'de de bizim Bursalı çocuklar var değil mi? Mert Örnek falan. Tabii Mert Örnek var. Bizim ufak boylu kardeşimiz neydi? Sol bek bizim şey oynuyor. Genç bir çocuk. Sabah bana bir arkadaş yazdı. 98'li kardeşimiz. Abi oynuyor. İzle bu çocukları diye bana yazmış. Bizim çocuklarımız oynuyor ya. Ben de bulacağım şimdi. O çocukların adını da verelim. 21 oyuncusu sol bek. Neydi çocuğu? Enes diyeceğim. Kardeşlerim kafa çok isimli. Bilal Yıldırım varmış. Bilal Stoper evet. Onu yazmış. Muharrem örneğe yazmış. Muharrem var bir tane. Altyapısından yetişmiş buradan takip çocuklar var diyor Sancaktepe'de. Aynen öyle. Çocuklar. Biz de Erdal kardeşimiz yazmış. Biz de buradan dönüşümlü olarak zaten hani bir laf var. Televizyon ne verirse onu izleyeceğiz. Evet. Biraz Sancaktepe'ye bakacağız. Biraz Bursa Spor'a düzeltiyorum. İnegöl Spor'a bakacağız. Biz buradan tüm takımlara başarılar diliyoruz. Evet. Playoff oynayan tabii ki birincilik playoff'unda Bursa Spor'a başarılar diliyoruz. Aynen. O yanlış anlaşılmasın. Biz ikincilikten hareketler dedik. Faruk Hocam sizden bahsedemedik ama şu çok anda maçları izliyoruz, maç herhalde. Maç izliyoruz. Bol bol işte dediğin gibi programları izliyoruz. Maç izliyoruz. Gündemi kaçırmamaya gayret ediyoruz. Eyvallah. Üstlük astlık demeden. Evet. Sizin de çünkü pro lisansınız var. Evet, teknik direktörlük yapmaya muktedirsiniz. Sizin gibi basının önünde isimleri de böyle programı çağırıyor. Mutlu oluyoruz. Sağ olun. Hocam ne demek ya? Taraftarlarımız da bildiğimiz dilimiz dönünce yorumlamaya gayret ediyoruz. Vallahi hocam biz de hani burada timsah saati çarşamba akşamı 9'da bunu bir kez daha söyleyelim. Evet. Gündüz maç çok yakın olduğu için 4'teki süper futbolu yapmayacağız. Mehmet Ali ile akşam 9'da timsah saati yapacağız. 8.30 gibi bağlanacağız. Evet. Kadrolar Timsah Arena'da maç ama orada izleyemeyenler küçük stadyumu burada yapmaya çalışıyoruz. Evet, eyvallah hocam. Yani diyorlar ki abi biz televizyon sesini kısıyoruz. Çünkü siz Bursa Spor tarafından anlatıyorsunuz. Her türlü bize detayı veriyorsunuz. Sağ olsunlar biz bir de işte bu hafta formayı bilen çıkmadı. İyi ki de çıkmadı. Yani rakip takım 3-1 kazandıktan sonra Hatay'ın 3-1 kazandığını bilen adama da forma vermek bizim içimize biraz tuhaf oluyor. Onda da Bursa evladı ama olsun. O forma bu haftaya devretti Toto gibi. Evet. O formayı da bu hafta çarşamba akşamı vereceğiz Bursa Spor formasını inşallah. Faruk Hocam çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız. Geldiniz. Çok sağ olun. Size de bundan sonraki yeni sezonda playoff'ta da başarılar diliyoruz. Sağ olun, var olun hocam. Hak ettiğimiz yere döneriz. İnşallah Hatay Spor'unda Mehmet Altıparmak'la bir kez daha yolları evet. ayırdığını bir kez daha vurgulayalım. Çok enteresan. Orada Kurban Kurbanov diye bir Kazak hocanın adı geçiyor. Azeri miydi hocam Kurban Kurbanov? Diye bir adamın adı çıktı. Birdenbire bir yabancı hoca. Yalnız bak son dakika hocamız yolumuzu aradığımız şeklinde çıkan haberler doğruyu yansıtmamaktadır diyor. Hatay Spor'dan resmi açıklama. O zaman enteresan ama bu haberin kaynağı Beyin Sports'tu. Yayıncı kuruluş diye verdim ben onu. Oo evet.
bir site Beyin Spor. Ben doğru okuyorum değil mi? Doğru, yani, doğru hocam. Sizin gözler benden daha iyi. TRT'de alt yazı geçiyor şu anda. Doğruyu yansıtmamaktadır ama ateş olmayan yerde de duman çıkmaz. Yani. Ama klasiktir. Yani tabii ki hiçbir hocanın ayrılmasını istemeyiz ama evet. Bekleyip göreceğiz. Bugün Mehmet Hoca'nın başarısıyla bu şansı hak ediyor diye düşünüyorum. Hak etti. Evet. 17.06 itibariyle pazartesi günü böyle bir haber çıktı. Biz gelişmeleri takip ederiz. Evet. Tabii ki gözümüz çarşamba akşamı Timsah saatinde ve Timsah Arena'da olacak. Biz buradan Bursa Spor'a başarılar diliyoruz. Bütün gelişmeleri sevgili seyirciler Bursa'da bugün.com'dan takip etmeye, yazmaya ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Çarşamba akşamı tabii haftaya inşallah güzel haberlerle finalist i̇nşallah. Olarak görüşürüz de pazar akşamı oturu geçeriz. Pazartesi keyifli bir program yaparız bir başka değerli konuğumuzla ama çarşamba akşamı saat 21'de Timsah saatine randevu vererek huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın efendim. Teşekkür ederiz.